Mutfakta bir tarif yapıyoruz. Soğan suyu ve yumurta kullanacağız ve birkaç malzeme daha ekleyeceğiz sadece yağlardan. Sadece bu ikisi de yeterli arkadaşlar. Saçlarımızın çok daha hızlı, sağlıklı, güzel bir şekilde uzamasını sağlayacağız. Dökülen saçlarımızın yerine yeni saçların çıktığı var olan saçlarımızı daha uzun ve sağlıklı hale getirmeyi planlıyoruz. O halde videoyu izlemeye devam edin. Şimdi hızlıca yapım aşamasına geçiyorum. İlk olarak ne yapıyorum? Soğanımı soyuyorum. İstediğiniz renkte bir soğan kullanabilirsiniz. Ben mor soğanı tercih ediyorum. İçerisindeki maddeler biraz daha etkileşimi artıracak, daha faydalı hale getirecek yazacağımız bu tarif ikürü. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Elinizde hangi soğan varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen soğanımı rendeliyorum. Bir soğanın suyunu aldım. Bunu bir kenara alıyorum. Yumurtamın beyazını kullanacağım. Artık sarısıyla da başka bir maske hazırlayacağız tabii ki. Soğanın suyuna bir yumurtanın beyazını ekledim. Çırpıyorum güzelce. Hint yağı saç, kaş, kirpik için inanılmaz faydalı. Hint yağı kullanıyorum. 2 kaşık Hint yağı ekliyorum. Daha mı güzel yapalım? Peki daha güzel yapalım. Ne kullanalım? Bebe yağı kullanalım. Şöyle bir kaşık dolusu bebek yağı ekledim. Eğer bebek yağınız yoksa, eğer Hint yağınız yoksa ne yapacaksınız? Gerçek bir zeytinyağı kullanacaksınız. O da çok faydalı olacaktır. Tercihen bunları kullanırsanız daha iyi olur. Ama yok ise zeytinyağı ile de çalışabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Yumurta kullandın, kokmayacak mı? Ne yapacağız? Ben birkaç damla limon yağı ekliyorum. Eklemeden de kullanabilirsiniz. Ben kokusunu alacağım. Sadece 1-2 damla. Hem saçtaki kepeklenme sorunlarına, kaşıntıya iyi gelecek. Hem de bu yumurtanın, soğanın kokusunu bastırmış olacak. Daha hoş bir kokuyla çalışmış olacağım. Bu haliyle kullanıma hazır. Ama diyorsanız ki ben daha güzelini yapacağım. Saçlarım ışıl ışıl parlasın. Daha güzel, daha uzun, daha canlı olsun. Dökülenlerin yenisi çıksın. E vitamini kapsülü ekliyoruz. Her uygulama öncesi hazırlıyorum. Daha önceden hazırlayıp bunu diğer maskeler, tarifler, kürler gibi dolapta bekletemiyorum. Birkaç dakika içerisinde hazırlıyorum ve saçlarıma sürüyorum. İsterseniz bir pamuk yardımıyla saç diplerinizden başlayarak tüm saçlarınıza, özellikle saçlarınızın az olduğu bölgelere uygulayarak, masaj yaparak karışımı, tarifi sürüyorsunuz. En az 2 saat bekliyorsunuz arkadaşlar. Dayanabildiğiniz kadar dayanın. Ne kadar uzun bekletirseniz o kadar iyi gelecektir. 3-4 saat kadar bekletmeniz size çok daha olumlu sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. İster bu şekilde pamukla sürün saçlarınıza, saç diplerinize, uçlarınıza. İsterseniz bir kaba aktarıp daha pratik, daha hızlı bir şekilde uygulamayı yapın. Tercih sizin. Ben şimdi saçlarımı uyguluyorum. Benim özellikle şu ön kısımlarda açılmalar vardı. Bu hazırladığım tarifler, maskeler. Bakın burada saçların çıkmasını sağladı. Şu küçük tüyler yaptığım bu tariflerle çıkıyor. Soğanın etkisi zaten inanılmaz. Yumurta aynı şekilde. İçerisini biraz daha kuvvetlendirdik. Ne yaptık? E vitamini koyduk. Hint yağı koyduk. Çok daha etkili bir hale getirdik. Saç diplerimden başlayarak bütün saçıma sürüyorum bu şekilde. Ve masaj yapıyorum. En önemli olaydan biri de masaj yapmak. Saç uçlarını da ben bu şekilde yapıyorum. Sonra masaj yapıyorum. Hop. Bütün saçıma. Hiç de kötü kokmuyor arkadaşlar. Bir bone yardımıyla ister streç film sararak bu şekilde 2 saat, 3 saat bekletiyoruz.
Kendiniz hazırlayınca, böyle işe de yaradığını görünce bir damlasını bile bırakmak istemeyeceksiniz. Özellikle dökülen saçlarınız varsa, saçlarınız daha hızlı uzasın istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Sonuçta böyle arkadaşlar. Umarım siz de kullanır, memnun kalırsınız. Hoşça kalın. Çok yumuşak, güzel.